la porteria contraria. Önceki ilk yarı özellikle çok dengeli bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip kalenin önünde pozisyonlar yakalayabildik. Ama yakaladığımız kontratak pozisyonlarını net bir şekilde bitiremiyorduk. Öyle bir sıkıntımız vardı. Gerçekten formda olan, çok güzel, net bir oyun stili olan bir takım. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Gerçekten çok beğendim oyunlarını. İkinci yarıda biraz daha onlar domine etmeye başladılar maçı. Ve biz geri çekilmedik. Onlar bizi geri çekilmeye zorladı gibi bir durum oldu. Abi, konuşmuştuk biz zaten takımımızla. Daha kompakt bir şekilde birlikte savunma yapmamız lazım. Öncelikle ben olduğum yerden çok memnunum. Onu söylemek istiyorum. İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışıyor olmak. Şanslıyım çünkü gazeteleri okumuyorum. Instagram'a, Twitter'a da bakmıyorum hiçbir şeye. Ama gerçek olmayan şeyler benim okuduğum. Gerçek olmayan şeyler demek istiyorum. Çok ilginçler. Dün bir toplantı yaptık, görüşme yaptık daha doğrusu başkanla. Fakat takım nasıl gidiyor? Genel konular üzerine konuştuk. Yani dışarıda yazılan şeyler üzerine bir konuşma geçmedi. Biz kalan iki maçta biz Galatasaray antrenörleri, hocaları olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bir senemiz daha var. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü biz burada temsil ediyoruz. Bunun altını çizdik. Ben performansa bakıyorum. Babel'in yaptığı maça bir bakın. Ondan ne istediğimiz. Yaşıyla ilgili değil yani 36 olması. Mesela Sivas Spor'a attığımız bir tane gol var. Havadan geliyor top, kontrol ediyor. Ondan sonra Emre bindirme yapıyor. Omlun mesela biz çalışmasını yapmıştık. Bunu çok iyi yapıyor. Aynı zamanda eminim ki burada hepimiz birer kadro çıkarsak hiç kimse birbirinin aynısını çıkarmaz. Herkes farklı bir kadro çıkartır. Ben sadece nedenini açıklıyorum size. Muslera konusuna gelecek olursak o herhangi bir her zamanki gibi gayet güzel bir maç çıkarttı. Ve ben gerçekten güveniyorum ona. Muslera'ya yani aşığım. Niyaki anlatayım. Çok büyük ihtimalle Barcelona'nın ikinci kalecisi olacak. Onun dışında da birçok teklif geliyor. Biz onu çıkardığımız zaman sportif bir sebeple çıkardık. İki tane çok iyi kalecimiz vardı. Bizim önümüzdeki sene için burada Galatasaray'daki kalecimiz Nando Muslera. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Çünkü dışarıda birçok şey söyleniyor. Ve onlardan etkilenmemek gerekiyor. Şimdi onun için konuşayım. Sportif direktörümüz için. Yeni bir başkan gelirse eğer onunla çalışacaklar mı, çalışmayacaklar mı? Bunu ben şimdi bilemem şu noktada. Bu kadar. Bir de eğer Utku'dan daha iyi bir tercüman tanıyorsanız bana tavsiye edin. Ben teklifleri açayım. Yani bence buradaki en önemli detay diyor ki bir senem daha var başkanla oturduk konuştuk diyor yani. Hocam, tamam diyor benim. Hocam bak Galatasaray artık orta sahalarda falan bitirecek. Ya genç takımdan işte 19'dan falan bir iki topçu çıkar gidersen de senden hatıra kalsın bir. Ama esas olay şu hocam. Bu her yerde böyledir. Bir numaralı adamlar bir numaralı adamlarla çalışırlar. İki numaralı adamlar, dört veya beş numaralı adamlarla çalışırlar. Çünkü onları idare edecek kapasite ancak onlarda vardır. Ben bunu kulüp başkanları için de söylüyorum. Bir numaralı adamlar, bir numaralı adamla çalışırlar ki ben yanıma bir adam alayım, belki bir hata yapacağım, o beni düzelsin. Ama üç numaralı, dört numaralı adamla çalışırsam benim oturduğum yeri temizleyecek, bana yağ çekecek. O bana zarar verir. Galatasaray'ın şu andaki durumu o. Galatasaray'ın kulüp başkanı 4. sınıf adamı getirdi. Kendisi de 2. sınıf. Yani Galatasaray'da başkanlık yapacak bir adam değil Burak Elmas. Kendisi 2. sınıf. Bence, benim görüşüm. Evet, şahsen. Benim görüşüm. Sizin değil. Getirdiği adam da 4. sınıf. Yöneticilik vasıfları ama 1. sınıf adam. Bunu. Ha işte şimdi söylüyorum. Kim geldi Galatasaray'a Fatih'i gönderdi kimi getirdi? Mancini. Fatih'i gönderdi Mancini'yi getirdi. Ünal Aysal. Ünal Aysal Fatih'i gönderdi Mancini'yi getirdi. Öperim. Bir şey diyemezsin abi. Fatih de bir şey diyemez. Ama sen bunu getirirsen herkes her şey der abi. Koyun otlatamaz bunu 10 tane koyun ver. 6'sını kaybeder 2'sini sakat bırakır ya. İddia ediyor. Lan Galatasaray'ın yeri belli. Oynatsana 2-3 tane adam.
Genç takımdan oradan buradan. Babeli çıkar ya. Hocam. De ki ben deyim ki lan Galatasaray'da böyle adam mı var? Heyecanlansın Galatasaray taraftarı. Bak aşağıdan iki adam çıkarttı desinler. Adam Babel'den bahsediyor ya. Lan Babel oynasa ne olur, oynamasa ne olur? İki maçı kaldı hocam. 66 yaşında adam. Ya bir tecrübeli oyuncu. Adam gitmiş. Bir tecrübeli hocam. Neden bahsediyor ya? Oynayacaksa Gomis veya Babel değil, Fegül'ün oynaması gerek bu takımda. Ya bu takım bir tecrübeli oyuncu oynayacaksa esas birinci yazılacak. Direkt ilk 11'e Fegül'idir. Babel veya Gomis değildir. Peki. Evet abi. Şu anda ekranda duran bir senemiz daha var. Ve bunu başkanla konuştuk, toplantı yaptık ifadesinden. Ne anlıyoruz? Bir kere şunu anlıyoruz. Sen az önce söyledin. Real hocam da tasdik etti. Başkan demek ki ben burada devam edeceğim, etmek istiyorum iradesini ortaya koymuş ki. Ama şu var. Bugün Galatasaray Başkanı ile Başakşehir Başkanı hakeme çiçek verdiler. Hı hı. Seneye de hakemlerden çiçek mi bekliyorlar acaba? Organize mi var? Benim aklım hep karışır böyle işlerde. Hocam Fırat Aydınus'a hoş geldiniz. Benim aklım hep karışır hocam. Ben Fırat Aydınus uzun süre sonra ilk kez maç yönetti. Hocam benim sızdı aslında dışarıya. Benim aklım biraz bir şeyleri bildiğim için benim aklım karışır abi. Hocam bak bir şey söylüyorum. Neden bahsediyorsun? Dominik Donat bir yıl diyor değil mi? Dışarı hoca sızdı ismi. Burak Elmas'ın hocası kim? Gennaro Gattuso. Nasıl bir yıl daha kalacak? Mesela isimlerden bir tanesi bu. Nasıl olacak bu? Hırslı, heyecanlı. İki isim daha var hatta Levent. Var tabii ben şimdi en çok bundan söyleyelim. Bir şey söyleyelim. Nereden bir yılı var? Bu kendini hatırlatarak şunu söylemiyor. Ben buradan mutluyum. Gazete okumuyorum. Sosyal medya okumuyorum. Neden onu? İstanbul'da. Tabii İstanbul güzel şehir. Herkes adam parasını olur. İstiyor ya. Levent abi İstanbul güzel şehir. Beni gönderemezsiniz diyor. Bir senem daha var diyor. Beni gönderemezsiniz diyor. Benim paramı verin ben gideyim diyor. Tamam verecekler. O kadar basit ya. Verecekler. Adam acaba, bir seneyi ondan söylüyor. Acaba tazminatı var mı? Ben çok merak ediyorum. Abi tazminat değil ki, bir hak edilmiş parası var. Tazminat ya, anlatamadım. Hak edilmiş parası var mı gerçekten? Anlaşması var 1,5 milyon. Bilmiyorum söylesin ne kadar gelecek seni azladım diye. O soruyu niye sormuyorsunuz? Gelecek sen için Galatasaray'la ne kadar anlaştınız diye. Cevap versin. Ya derse ki 500 bine anlaştım diye. Genellikle kişisel veridir, söylemeyebilirim. Evet tabii ama yani, olur mu öyle bir şey? Ya, biz ne para verdiğini bilmiyoruz bak oraya. Söylenenlere göre 1,250 diyorlar, gelecek sene 1,500 diyorlar. Sen Fatih Erim'e bir sene için 21 milyon lira veriyorsun TL olarak. TL. Babaya 1,250 veriyorsun ya. Evde otururken getiriyorsun 1,250 veriyorsun. Adama var ya Milli Piyango'yu almamış bu ya. Milli Piyango bunun kafasına düşmüş Abdullah ya. Abdullah Avcı 6,5 milyon ya, TL. Milli Piyango'nun büyük ödülü bunun kafasına düşmüş otururken evde. Ya ben... Tablo oyunu. Nasıl eşya piyangosu çekmiş galiba. Acaba paranın hepsini alıyor mu bu adam? Alıyordur. Alıyordur, alıyordur. Alıyor mudur? Alıyordur, alıyordur. Ben bir şey söyleyeyim. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin olayını bir tablo oyundan örnek vereceğim. Galatasaray takımı Torrent'le beraber düşün, tablo oynuyorsun. Oyuna ortaksın. Mars oluyor Torrent. İsmail Kartal Mars olacakken hiçbir çıkarı yokken Mars ediyor. Oradan Mars ediyor. Aradaki fark bu. Yani Mars olacakken Mars söyle eden mi? İsmail Kartal, oyun ortakken Mars olan, oyunu kabullenen, Mars'ı kabullenen Torrent.